Bugün sevgili Profesör Doktor Ender İnci hocamızla bir aradayız. Burun ameliyatlarında genellikle son dönemde gördüğümüz hep aynı prototipler. Herkesin yüzü farklı. Mesela benim yüzüm sizin yüzünüzden geniş bir yüz. Aynı oranlarda burun yapamayız. Burun ameliyatı olmuş bir insan tekrar revize yapması gerekiyorsa, ya benim gibi revizyon, düşünün işte, evet. Bir tarafı çok yamuk olan bir burun. Bu arada ben bunu seviyorum arkadaşlar. Eleştiriyorsunuz ama ben seviyorum yamuk burunumu. Lütfen burnu üstten çekelim, alttan çekmeyelim. Revizyon tabii ki ilk ameliyata göre daha zordur. 13-14 yaşlarındaki kızların burun ameliyatı olmak istediklerini görüyorum ben. Yüzdeki kemik gelişimi bitmeden, maksilofasyal gelişim dediğimiz bitmeden rinoplasti yapmamak lazım. Yazın ameliyat olmanın bir yan etkisi. Teknik olarak yazın ve kışın olmanın hiçbir farkı yok. Evet sevgili dostlar, tekrar harika bir sohbetle karşınızdayız. Bugün Cerrahpaşa'nın en nadide, en sevdiğimiz hocalarının başında gelen sevgili Profesör Doktor Ender İnci hocamızla bir aradayız. Hoş geldiniz canım hocam. Hoş bulduk Derya Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biz asistanken hocamız uzmandı. Muhtemelen öyleydi, ben şimdi doçent olabilirsiniz erken docentler. Bütün bayan asistanlar hocamıza hayrandı. Önce onu söyleyeyim. Hayranlığımızı hala dile getiriyoruz. Gerçekten Cerrahpaşa'nın hem bilgisiyle hem harika insanlığıyla ve yakışıklı, karizmatik duruşuyla çok kıymetli hocalarımızdan. Kulak, burun, boğaz bölümünün büyük hocasıdır kendisi. Emekli olmadınız herhalde. Olmak üzereyiz diyelim. Olmak üzeresiniz. Cerrahpaşa böyle kıymetli, böyle değerli hocalarını tabii kaybediyor. Her geçen gün yaşlanıyoruz, emekli oluyoruz. Evet. Ender hocamız çok farklı şeyler yapıyor. Bugün onları konuşacağız. Ama önce nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyiz, fena değil diyelim. Sosyal medyadan takip ediyorum. İnanılmaz evet. Güzel hobileriniz var ve hayranlıkla izliyorum. Keşke sizin kadar böyle hayatı doya doya yaşayabilseydik diyor, düşünüyor. Bütün öğrencilerime hep onu söylüyorum. Yani meslek hayatınızın dışında muhakkak bir hobi hayatınız olması lazım. Çünkü hayat böyle tek düze bir iş hayatı vesaire, ev hayatıyla gitmiyor. Ben de kendime bir iki tane hobi edindim. Onlar da beni hakikaten çok mutlu ediyor. Mesela her yaz geldiğinde, havalar ısındığında sabahlara kadar motosiklete binme tutkusuyla yatıp uyanıyorsunuz. Düşünsenize. Kadar güzel bir şey. Ya biz doktorlar, bilmiyorum, çoğumuz öyleyiz aslında. Biraz fazlaca çalışıyoruz ya. Ortaokuldan başlayan bir çalışma temposu. Başka bir sosyalliğimiz yok sanki. İşte zaten o açıyı kapatmaya çalışıyoruz galiba. Ben 35 yaşına kadar hayatım sadece sınav, ders odaklı bir hayattı. Değil mi? Ya gerçekten 35 yaşına kadar sosyal bir hayatımız neredeyse hiç olmadı diyebilirim. Ondan sonra işte bu açıyı kapatmak için ben biraz fazla çaba sarf ettim. Hobilerime yöneldim. İş hayatımız tabii ki yoğun devam ediyor ama boş zamanlarımızı da gerçekten iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Motosikletle bütün Avrupa'yı neredeyse dolaştınız herhalde, değil mi? Avrupa'yı, dünyayı, işte Güney Afrika'dan Norveç'e kadar. Güney Afrika'ya. Tabii. Dünyanın birçok ülkesine. Güzel bir grubumuz var, yine hekimlerden oluşan. O grupla beraber her sene muhakkak en az iki tane bir farklı ülkelere tur yapıyoruz. Yani her konuda olduğu gibi bu konuda da bize ilham kaynağısınız. Ben sizi seyrettikçe ben kendime nasıl bir hobi edineyim diye düşünüyorum hala. Sakın motora başlamayın, bu saatten sonra zor. Yok, motor bana biraz daha ürkütücü geliyor gerçekten. Doğru. Hatırlar mısınız bizim anestezide bir Ömer hocamız vardı. Ömer, benim dönem arkadaşım. Tabii ama o kötü şeylerden konuşmuyor. Evet, her gün çünkü kazalarda tabii ki çok kötü. Motora binmek, hani kaportasız bir şekilde arabaya binmek gibi bir tehlikeli. Ama hayatın anlamı da nedir? Bunu da ayrı bir program konusu yapmak lazım. Yani hiç heyecan olmadan, herhangi bir şey yapmadan 90, 100, 150 yaşına kadar mı yaşamak? Yoksa aktif, adrenalinli, dopaminli, bol bir hayat 70 mi tercih? Ya bu bir tercih meselesi. İkinci seçenek. Yani şimdi longevity, longevity diyoruz. Evet. Nasıl uzun yaşarız diyoruz ama uzun yaşamak değil ki, onun için ne kadar doldurduğunuzla alakalı. Ne yaptığınız önemli. Yani her gün sabah kalkıp evinizde, bahçenizde sadece kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği yiyip yatıyorsanız isterseniz 1 milyon yaşına kadar yaşayın. Yani. Evet, benim için çok fazla bir
benim için çok anlamı yok yani. Şimdi sizin özellikle son 15 yıldır, 20 yıldır dikkatimizi çeken ön planda burun ameliyatlarıyla ve burunla çok odaklanmış olduğunuzu görüyoruz. Yani sosyal medyadan, hastalarınızdan, Cerrahpaşa'dan gördüğümüz kadarıyla. KBB'de estetik, yani hani plastik cerrahi gibi düşünürüz ya biz estetiği. Hani KBB'de estetik bir burun ameliyatının bence aslında plastik değil KBB'ci tarafından yapılmasının çok daha doğru olduğunu düşünenlerdenim. Yani o anatomiyi iyi bilen ve anatomik rotayı da uygulayan. Yani ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu çok tartışılan bir konu. Çok da şey bir konu aslında, hassas bir konu. Hani plastik cerrahlarla aramızda da böyle bir tartışma hep süre gelir. Bizim şöyle bir avantajımız var. Bizim ihtisasımızda asistanlığın ikinci, üçüncü ayında burun içinde ameliyatlarımız başlar. Fonksiyonel açıdan. İşte deviasyonlar, eğrilikler, konkolar falan bir sürü ameliyatı bitirene kadar çok tecrübemiz oluyor. Gerçekten. Yani plastik cerrahiden farklı olarak söylüyorum. Bir KBB asistanı bitirene kadar fonksiyonel açıdan çok ameliyat yapmış oluyor. Bunun üzerine tabii bizim eğitimlerimizde rinoplasti eğitimi de var. Estetik kısmı da öğrendiğiniz zaman, ikisini de tecrübeli hale geldiğiniz zaman çok daha güzel sonuçlar elde etme şansınız var. Kesinlikle şöyle, tabii şunu söylemek istemiyorum. Yani onlar iyi yapıyor, bunlar kötü yapıyor falan filan değil. Cerrahi yetenek ayrı bir yetenektir. Şimdi bir de işlevselliği de var ya o bunun. Fonksiyonel yani kısmı. Ya fonksiyonel kısmı en önemli kısım. Şimdi ben de burun ameliyatı oldum. Ya düşünün, çok güzel burnunuz var ama nefes alamıyorsunuz. İnanın o hekim hakkında iyi şeyler söylemezsiniz yani. O yüzden fonksiyon bir numara. Estetikle beraber ikisi de güzel olursa süper olur, harika olur. Şimdi işte zaten en büyük sorun da o. Ben izleyicilerimden hep şu eleştiri alıyorum. Yaklaşık 20 sene önce bir burun ameliyatı oldum. Ve o sırada ameliyat olurken tek burnumdan nefes alamıyorum diye oldum. Ve olurken de ya azıcık şurayı da şöyle hani şunu törpüle, ortadan azıcık kaldıralım mı? Çok az törpüleyelim mi? İşte ben biraz Karadenizliyim, Karadeniz kemiği var gibi falan. Onu yaparken hakikaten törpülendi, biraz fazla törpülendi. Ama o günden beri hala nefes alamıyorum. Çünkü bir plastik cerrahıyla yaptırmıştım. Hani bilemiyorum. Ses tonunuz nazone. Değil mi? Bak. Nazone. Evet. Ben onu tabii ki çok muayene önemli etmedim size ama içine. Nazone ne demek onda? Nazone şey dediğimiz böyle sesin rezonansının değiştiği, burundan grip nezle olduğunuz zaman anlarsınız. Yani sesinizin tonunun değiştiğini, onun gibi. Yani burunun içindeki fonksiyonun çok yeterli olmadığı ses tonunuzdan zaten belli. İşte biz şunu istiyoruz, ben asistanlarıma da hep söylüyorum. Ameliyatın ilk yarım saatinde fonksiyon, deviasyon, artık konka işi hallolacak. Fonksiyondan emin olacaksınız. Burun içini açtığımızdan kesinlikle emin olacağız. Ondan sonra estetik kısmına geçeceğiz. Kesinlikle. Burun ameliyatlarında genellikle son dönemde gördüğümüz hep aynı prototipler. Çok, yani evet. Size işte insanlar muhtemelen Barbie nozlar falan. İşte resim, artistin resmini getirip bunun aynısını yapar mısın gibi bir taleple mutlaka karşılaşıyorsunuz. Gelen çok önemli. Hani orada sizin yaklaşımınız nedir? Çünkü birçok insanı gerçekten aynı prototipte görmeyi biz de sevmiyoruz. Son zamanlarda şanslıyız. Bu sosyal medyadan insanlar bizi takip ediyorlar. Benim mesela birçok burnumu oradan görüyorlar. Ve bana gelmeden önce bu hoca doğal mı yapıyor, Barbie nose mu yapıyor, burun sırtı oyuk mu yapıyor, düz mü yapıyor, nasıl yapıyor? Birçok hasta görüyor ve ona göre tercih yapıp geliyor. Ama söylediğiniz çok doğru. Hep bunu da tartışıyoruz. Bizim ideal oranlarımız dediğimiz bir oranlarımız var. Herkesin doğal burun dediğiniz doğal aslında burun. Bu evet, ideal oran. Oranlarımız var tabii. Altın nasıl oran değil ama onu da sonra konuşuruz. Herkesin yüzü farklı. Mesela benim yüzüm sizin yüzünüzden geniş bir yüz. Aynı oranlarda burun yapamayız. Alın burun geçişi, burun çene geçişi, dudak geçişlerimiz farklı. Açılarımız bayanlarda ve erkeklerde daha farklı olması lazım. Herkese aynı açıları yaparsanız hoş durmuyor. Yalnız şunu da görüyorum. Yani bu tarz herkese aynı burunu yapan, Instagram'dan oradan buradan takip ediyorum, hekimlerin de çok hastası var. İnsanlar onları da tercih ediyor. Yani her malın bir alıcısı var gibi bir durum var. İdeal olan herkesin yüzüne uygun oranlarda burun yapmak. Orada bir açım mı var? Nasıl bir şey çiziyorsunuz? Yani neye göre? Çok basit bir şey söyleyeyim. Yani biz aynaya baktığımızda Alın burun şurası 1/3, şurası 1/3, şurası 1/3. Ortalama. Vertikal düzlemde böldüğümüz zaman işte göz
genişliğiniz burun genişliğinize eşit. 5 parçaya böldüğünüzde eşit parça olması lazım. Vertikal düzlemde. Bunları biz ameliyat sırasında, tabii bizim gözümüz çok alışmış. Biz onu göz kararı yapıyoruz ama şuradaki geçiş açılar, mesela burada ideal açılarımız var. Bir 130-135. Fazla bir uyuk olması, buranın fazla kalkık olması. Burun sırtının bayanlarda düzden birkaç milimetre aşağıda olur. Ama 5-6 milimetre, 1 santim aşağıda olursa o hoş görünmüyor işte. Erkeklerde burun sırtı düze yakın olması lazım. Şuradaki açımız erkeklerde daha keskin, 90-95 derece. Bayanlarda o 100-110 derece civarı olursa daha feminen bir görüntü oluyor gibi birçok şey var ama herkesin yüzü de farklı. Yani yüzü uzun olan birisine şu 1/3, 1/3, 1/3'ü uygulayamayabilirsiniz. Geniş olan birisine biraz önce bahsettiğim o 1/5'lik şeyleri uygulayamayabilirsiniz yani. Biraz heykeltıraşlık gibi bir şey ya söylediğiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Her KBB'ci zaten bunu yapamaz bence. Yani o bir de bir beceri sanat. Benim şeyim o zaten. 3 boyutlu düşünme merkezi diye, siz nörologsunuz daha, konuşma merkezi gibi insanlarda böyle bir merkez, bir organizasyon var beyinde. Herkes de aynı oranda gelişmemiş. Nasıl konuşma merkezi, işitme merkezi herkes de aynı oranda gelişmediği gibi. Asistanlar, bu hayali kafanızda kurabiliyorsunuz. 3 boyutlu şekillendirme. Bütün ameliyatları çok iyi yapabilirsiniz. Apandisittir, bademciktir, gırtlaktır ama bu bir şekillendirme ameliyatı. Bu estetik algı gerektiren bir şey. Ya benim sizin yüzünüze bakışımla arkadaşımın bakışı çok farklı. Benim size şurada ameliyat sırasında yakıştıracağım açıyla X bir cerrahın yakıştıracağı açı çok farklı. İşte iyi cerrahla kötü cerrah arasındaki farkı da bu yaratıyor bence. Bakış açıları ve 3 boyutlu düşünme yeteneği. Bana sorarsanız çok önemli. Burun ameliyatı olmuş bir insan tekrar revize yapması gerekiyorsa, ya benim gibi revizyon, düşünün işte, evet, bir tarafı çok yamuk olan bir burun. Bu arada ben bunu seviyorum arkadaşlar, eleştiriyorsunuz ama ben seviyorum yamuk lütfen, burnumu. Lütfen burnu üstten çekelim, alttan çekmeyelim. Hocamız da diyor ki lütfen üstten çekelim. Lütfen üstten çektir. Tam onu söyleyecektim, bugüne nasipmiş. Tamam, belki geleceğim size hocam. Belki açık düzeltiriz, bilmiyorum. Bekleriz, yani izleyiciler bu kadar şikayet ediyorsa. İşimiz bu. Hayır. Şimdi İlk kez ameliyat olmakla revize olmak arasında ameliyatın zorluğu ve sıkıntısı açısından çok fark oluyor mu? Tabii şöyle, şimdi anatomiyi sen de çok iyi biliyorsun. Katmanlar var, dokular var, fasyalar var. Böyle biz ameliyat sırasında bu dokuları kaldırıyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz ya. Şimdi revizyon demek şu demek, daha önce açılmış, yapışmış, sertleşmiş dokular demek. Cildi kaldırdığınız zaman. Kıkırdakların anatomisi bozulmuş demek. Yani ilk ameliyatı yapan arkadaşımızın burnumuzun çatısında ne kadar kıkırdak bıraktığını bilmiyoruz. Destek noktalarımız var bizim. Bunlar yeterince duruyor mu, durmuyor mu bilmiyoruz. O yüzden revizyon tabii ki ilk ameliyata göre daha zordur. Neyle, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Mesela kaburgadan kıkırdak almak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi onu söyleyecektim. Yani mesela burası çok uyum. İlk ameliyatta tabii, böyle bir şeye ihtiyaç yok, doğru yok, mu? Yok, genellikle yok. Travmatik burunlar hariç, hani çarpma, vurma, semer burun dediğimiz o burunlar hariç genellikle kıkırdak almayız. Ama revize ameliyatlarda kıkırdak kullanmamız gerekiyor. Alma ihtimalimiz var. Zor mu o kıkırdak almak oradan? Bir yarım saatlik bir işlem, yarım saat sürebilir. Şöyle kaburgadan 2-3 santimlik kesilerle kıkırdak alıyoruz. Tabii biz bu işin uzmanı olduğumuz için artık bizim için zor değil ama yeni başlayan arkadaşlar için zor bir işlem. Kaburga bölümünde kestiğinizde İz kalıyor mu? İz kalabilir. Onları konuşuyoruz. Genellikle bayanlarda meme altından yapıyoruz. Erkeklerde birazcık daha aşağıdan kaburganın daha bol olduğu yerden yapabiliyoruz. Bunları hasta kabul ederse tabii. Hasta etmezse başka formüller düşünürüz. Peki burundan yaparken şurada bir iz kalıyor. Tabii. Doğru mu? Hala aynı siz sistem. De, siz değil de mi? Var. Değişmedi. Evet. 20 sene önce de buradaydı. Evet, evet. 20 sene önce açık ameliyat olduğumda şunu hatırlıyorum ben. Bir hafta falan çok zorlanmıştım. Tamponlar vardı ama çok ağrılıydı, göz altlarım çok şişmişti. Ama şimdi bakıyorum bunlar artık yok. Yani ne değişti? Tekniğiniz mi değişti? Teknikler çok değişti. Son 10-15 senede cerrahi olarak birçok şey değişti. Hakikaten değişti. Şimdi mesela power instrument dediğimiz daha böyle kemikleri kesmek için ultrasonik dalgalarla çalışan, daha kolay kesen
yöntemler var. Ameliyat sırasında dokuya daha az travma yapan cerrahi yöntemlerimiz var. Ameliyat sırasında anesteziyle birlikte hastada ödem az olsun diye uyguladığımız ilaçlar var. Hmm. Ameliyat sonrası bakımı hastaların çok daha iyi. Burun içine koyduğumuz tamponlar çok gelişti. Artık eskisi gibi o uzun gazlı bezler hastayı çok rahatsız eden tamponlar değil. Silikon, içinden nefes alabileceğiniz delikleri olan tamponlar kullanıyoruz. O çok sıkıntıydı. Hasta hiç onu çok fark etmiyor. Mesela bunlar hastanın konforunu çok değiştirdi. Bunlar etkiledi. Ben de hatırlıyorum ilk yaptığımız rinoplastilerde 15-20 sene önce hakikaten daha fazla morluk şişlik oluyordu. Şu an daha az. Yani nefes alamadığımı hatırlıyorum. Ben çok şiştiğini hatırlıyorum. Çok şişti tabii. Sizin kaç sene oldu dediniz? 20 sene oldu. Yani teknik ne kadar değişmiş? 20 sene önce silikon tamponlar yoktu. Cerrahpaşa'da biz de gaz koyuyorduk böyle metrelerce. Tabii. Cerrahpaşa. O yüzden. Son yıllarda aşırı bir moda oldu bu iş. Sosyal medyanın gelişmesiyle. Sosyal medya tabii. 13-14 yaşlarındaki kızların burun ameliyatı olmak istediklerini görüyorum ben. Yani bu iş kaç yaşa kadar düştü? Bana da geliyor aileler, soruyorlar, anlatıyoruz, bekliyorlar sonra. Şimdi kemik gelişimi bayanlarda 17-18 yaş civarında biter. Erkeklerde de işte bir sene sonrası diyelim. Yüzdeki kemik gelişimi bitmeden, maksilofasyal gelişim dediğimiz bitmeden rinoplasti yapmamak lazım. Çünkü siz burnu düzeltirseniz 13-14 yaşında kemik gelişimi devam ettiği için tekrar eğrilebilir, yem olabilir, çıkıntılar olabilir, başka bir şey olabilir. Dolayısıyla ideali kesinlikle 17 yaş civarını beklemek. Ama bazen o kadar travmatik burunlar gelir ki hiç nefes alamıyor 13 yaşında. Burun bir tarafa doğru deplase olmuş, bunları biz ameliyat ediyoruz. Hem iç hem dış nefesini alıyor. Gelişimi tamamlayınca da bakıyorsunuz herhangi bir deformasyon var mı yok mu? Yani fonksiyonel ileri derecede problem varsa o zaman 17 yaşı beklemeyebiliriz ki ben de öyle yapıyorum. Ama öyle bir sorun yoksa kesinlikle 17 yaşı beklemek lazım. Yani estetik kaygısıyla erkenden değil ama estetik kaygısıyla işlev anlamında kesin yapılabilir. Kesin. Peki 18 yaşında bir burun ameliyatı yaptınız. Şunu da duyuyorum ben, ya benim burnum yapıldı 5 sene içinde düştü. O düştü ne demek? Çok evet, sık gördüğünüz çok, bir şey çok, mi? Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Eskiden daha sık görüyorduk. Şimdi yeni ne demek düştü? Tip desteğini sağlam yapmazsanız, şimdi biz ameliyat yaparken görseller, keşke size görsellerle anlatabilsem. Şurada bizim tripod dediğimiz bir üçgen ayağımız var. Bu ayağı sağlam yapmazsanız yıllar içinde yer çekiminin etkisiyle, cildin basısıyla tip yer birazcık aşağı doğru yer değiştiriyor. Teknik kıkırdak bir konu. Sonuçta kıkırdaklar. Bu kıkırdaklar aşağı doğru gelebiliyor. Teknik bir konu. Ya yani ameliyat sırasında onun önlemleri var. Hem dikiş teknikleri var, hem kıkırdak ekleme teknikleri var. Düşmesin diye bazı önlemlerimiz var. Bunları düzgün yaparsanız düşme dediğimiz bir şey olmuyor. Ama o teknikleri iyi uygulamazsanız evet birçok burun birkaç sene sonra böyle bakıyorsunuz 1 milim, 2 milim, 3 milim, 4 milim, 5 milim aşağı doğru yer değiştiriyor. Eskiden çok daha fazla rastlardık ama son senelerde artık bu teknikleri herkes biliyor. Bu arada eğitim çok yaygın, benim asistanlığımdaki gibi değil. Asistanlar her türlü eğitime her yerde ulaşabiliyorlar. O yüzden şimdi tam onu söyleyecektim. Yani sizin bu konularda birçok kongrede, birçok toplantıda eğitimler verdiğinizi de tabii görüyorum ben sosyal medyadan. Yani hakikaten gençleri eğitmek çok önemli değil mi? Yani asistanlarımız çok şanslı. Ben şahsen rinoplastiye şöyle başladık. Bir tane baş asistanımız, o ne yaparsa onu yapıyoruz. Bir tane de kara bir kitabımız var. Kitabın ismini hatırlamıyorum şimdi. Yabancı menşeli bir rinoplasti. Renkli bile değildi sayfaları, böyle siyah beyaz. Oradan baka baka, ama şu an YouTube dünyasını siz de çok iyi biliyorsunuz. İstediğiniz tekniği canlı ameliyatlarla birebir yapan, keşfeden insanın ağzından 24 saat izleme şansınız var ve bila ücret. Böyle bir müthiş bir dünya. Google'dan yazıyorsunuz X bir sütür tekniğini, tonlarla videoyu peş peşe izleyin, öğrenin. Ben bile bu yaşımda birçok bilmediğim tekniği YouTube'dan öğreniyorum desem ayıp olur mu arkadaşlar? Olmaz. Ayıp olmaz. Hepimiz, çünkü giriyorum, evet,
Ya çok güzel videolar var, inanılmaz animasyonlar var. Şu anki asistanlar, öğrenciler çok, çok şanslı. Hocam burun ameliyatını olduk. Ameliyattan çıktık. Sonraki süreç nasıl oluyor? Yani biz hastanede kalıyor muyuz? Ne kadar sonra size kontrole gidiyoruz? O süreçte neler yaşama riskimiz var? O süreci biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ameliyattan sonra bir gece muhakkak hastanede kalıyorsunuz. Kanama kontrolü sabah, falan mı? Tabii ki. Yani hem kanama hem ödem oluyor. İlk geceyi rahat atlatma. Bazen bulantı olabiliyor vesaire. Ağrı olabiliyor. Bunları daha rahat atlatmak için bir gece hastanede kalmakta fayda var. Ertesi gün çıkıyorsunuz. Burun içindeki tamponlar, silikon tamponlar, onları hastanın burun içinde yaptığım ameliyata göre süresine karar veriyorum. İşte 2 gün tuttuğum hasta da var, 5 gün tuttuğum da var, 1 hafta tuttuğum da var. Çok eğri burunlarda uzun tutmaya çalışıyoruz. Şöyle düşünün, yani burun içine kalıp gibi bir şey koyuyorsunuz ya, aslında bu bir inşaat gibi. İçerideki eğrilikleri düzeltiyorsunuz, düzelttikten sonra o eğrilikler tekrar olmasın, mukoza aralarına kan birikmesin, şişmesin, ödem olmasın diye o kalıpları koyuyoruz. Kalıba koymuş kalıba gibi koymuş yani. Kalıba koymuş gibi düşünün. Kalıba koymadan yapanlar da var, onun için söylüyorum. Hiç tampon kullanmadan yapanlar da var ama kalıba koymak mantıklı, fiziksel açıdan mantıklı. Uzun vadede çok tabii, daha çok. Kalıcılığı burun sağlıyor. Dışına da bir alçımız var. Artık onlar da termal splint dediğimiz böyle çok şık, rahatsız etmeyen ufak küçük şeyler. Bir bant ufak, gibi bir şey yapıştırıyorsunuz evet. Sanki o mu? Burun sırtına bant değil. Böyle kalıp gibi bir şeyimiz var termal. Onu şekillendiriyoruz. Yine burun sırtında işte tekrar bir eğrilme olmasın, şişme olmasın vesaire gibi. O da 1 hafta kalıyor. 1 hafta sonra onu çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra da bir bantlama yapıyoruz. Bu bantlar da yaklaşık 1 hafta kalıyor. Yani hastanın görsel olarak yüzünde bir şey var, bir ameliyat olmuş görüntüsü yaklaşık 2 hafta civarı bir şey alıyor. Sonra peki bir ödem kalıyor değil mi? Yani o ne kadar? Ödem kolay kolay hemen pat diye böyle 1 hafta 10 günde geçmiyor ama bir burnun oturması cildin kalitesine bağlı. İnce cilt var, normal kalınlıkta bir de kalın ciltler var. Cildin kalınlığına göre süresi değişiyor. İnce ciltlerde ben şunu söylüyorum hemen 3. ayda hemen hemen burun son şeklini almış görürsünüz. Ama kalın ciltlerde 6 ay, 1 yıl bazen 1 yıldan daha uzun sürer burnun tam incelmesi ve oturması. Yani ben ameliyat olduğumda 2 hafta sonra tam olarak işe başlayabilirim, insanların fark etmemesini sağlayabilirim. Evet, doğru evet, mu? Evet, aynen. Peki yazın... Yani plasterleriniz olacak çünkü. Yazın mesela hani yaz tatilinde işte 20 gün izne çıkanlar falan hani o sırada yazın ameliyat olmanın bir yani teknik olarak yazın ve kışın olmanın hiçbir farkı yok. Hasta bana şu sözü verirse güneşe çıkmayacağım, denize gitmeyeceğim. Yani güneşin alnında yatmadıktan sonra yani böyle evde istirahat ederek 1 ay 2 ay geçirecekse hiç yazın kışın hiç teknik anlamda neden güneş? Ödemi artırıyor. Bir de cildin fizyolojisi bozuluyor, lekelenmeler oluyor. Çünkü cildi biz kaldırıyoruz, fizyolojisi de bozuluyor cilt. Bir dönem bunu korumakta fayda var. Bunu istemiyoruz. Zaten ödem bir şekilde hızlı geçsin istiyoruz. Bir güneşe çıkarsanız o tam tersi uzun bir süre alabilir. O haliyle denize girebilir mi? Onu da sorayım. İstemiyoruz onu işte. Denize de girmesin. Yani şöyle ben açıkçası ameliyat ettikten sonra minimum şöyle 1,5-2 ay burun iyice biraz oturana kadar pek böyle gidip güneşlensin, denize girsin istemiyorum. Ama giren hastalarımız da vardır, onu da kabul etmek hani lazım. Hani gölgede yani. Kalsın. Gölgede kalıp gidip girebilir, kafasını sokmayabilir, yüzebilir. Bunu yapabilir insanlar tabii. Ben ameliyat olmadan önce burnumun tam olarak nasıl bir şekli olacağını 3 boyutlu görebiliyor muyum artık? Yapan arkadaşlarımız var, benim gibi yapmayanlar da var. Bunu da hep tartışıyoruz hastaya. Çünkü aynısı olmadı, bak birebir şu olmadı hastaya, diye böyle. Hastanın beklentisini çok değiştiriyor. Yani çünkü biz canlı dokuda çalışıyoruz. Cansız bir ortamda resim çiziyorsunuz. Birçok zaman 2 boyutlu, işte 3 boyutluları da çıktı. Hastanın beklentisini çok çok böyle yukarıda tutmamak lazım bana sorarsanız. Çünkü ameliyat öyle bir şey değil. Bunu yapmayan bilmez. Ameliyata girersiniz. Çizdiğiniz şekilden çok daha farklı burnu hastanın yüzüne yakıştırırsınız ameliyat sırasında. Ama hastaya farklı bir şey göstermişsinizdir. Ama bir de şu var ya hani sonuçta yüzümüzle oynadığımız için yüz en görünen yer olduğunda bir endişeyle giriyoruz aslında ameliyata. Tabii giriyorsunuz ama profilden görüntüyü az çok benzetebilirsiniz. Bunu Photoshop'la zaten birçok hasta kendisi de yapıyor.
kemerini indiriyor, ne kadar indirmek istiyorsa, burnu kaldırıyor, indiriyor vesaire, ama önden bakışta o şeyi veremeyebilirsiniz hastaya. Yani bilgisayardaki görüntüyü hastaya uygulayamayabilirsiniz. O yüzden bir grup hekim muhakkak yapalım diyor. Bir grupta işte hastaya anlatın. Benim için şu daha önemli aslında. Daha önce sizin burnunuza benzeyen çok burunlarımız var. Zaten görsel sosyal medyada yayınlıyoruz birçoğunu, ama isteyenlere dosyamızı açıp oradan da gösteriyoruz. Hasta kendine benzeyen yüzleri, kendine benzeyen burunların orijinal 6 ay sonraki görüntüsünü, 1 yıl sonraki görüntüsünü görsün. Beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Ona göre karar versin, bence daha doğru. Bir de şu konuda belki uyarmak gerekiyor değil mi hocam izleyenlerimize? Sosyal medyada her gördükleri resme de çok fazla aldanmamak gerekiyor. Sosyal medya çok karışık. Şimdi gençler bu konuya çok hakimler. Photoshoplar, şunlar bunlar, teknik bir sürü hadise var. Yayınlanan burunların çoğu da gerçekten öyle olmayabilir. En güzeli ne biliyor musunuz? Referans. Yani ameliyat olmuş bir arkadaşınız size önerecek. Diyecek ki Ender Hoca yaptı. Göreceksin burnun orijinal halini, göreceksin. En güzeli aslında birkaç hastayı görmüş. Hatta ben şunu söylüyorum, hasta görmemişlerse bile en güzel referans hastanede o doktorla çalışan hemşire, özellikle ameliyathanede. O doktorla çalışan etrafındaki insanlar. Doktorlar olabilir, başka branşlar olabilir, ama onu hastanede tanıyan birilerinin referans vermesi benim için 1000 tane resimden daha önemli. Çok güzel söylediniz. Yani işin aslı sosyal medyaya çok fazla aldanmadan gideceğiniz, ameliyat olmayı düşündüğünüz hekimin bir kere nereden mezun olduğu, nasıl bir eğitim aldığı, onun herhangi bir refere ettiği hastayı bulup bulamayacağınız ve ona sormanız, hakikaten güvenilir dediğimiz hekimlere ulaşmak çok kıymetli. Ender Hocam, en kısa zamanda gelmeyi planlıyorum yanınıza. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için. Sağ olun. Canım hocam. Tekrar bir başka sohbette Ender Hocam'la buluşacağız. Görüşmek üzere.